Türkiye Narin Güran vakasına, olayına kilitlenmiş durumda. Herkes merak ediyor. Narin Güran nerede? Kim tarafından kaçırıldı? Ya da yaşıyor mu? Öldü mü? Bu konuların hepsi çok merak ediliyor. Bir tarafta resmi açıklamaları bekliyoruz. Bir tarafta sosyal medyadan akan dedikodularla dolu ortalık. Sosyal medyada dolaşan bir bilgi de amcanın babaya Narin kaybolmadan önce gelip sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür billah unutamayacaksın dediği iddia ediliyor sosyal medyada. Fakat bununla ilgili araştırmalar ve teyitler yapıldı. Babaya soruldu. Böyle bir konunun asla ve asla gündeme gelmediği söylendi. Baba bir açıklama yaptı. Yeter artık dedi. Bizimle ilgili bu kadar çok fazla dedikodu haber yapılıyor. Allah aşkına yapmayın ki bundan sonra da yayın yasağı getirildi. Çünkü baba ben küçük bir rahatsızlık yaşayıp hastaneye gittiğimde kalp krizi geçirdi öldü. Ya da ölmek üzere gibi haberler yapıldı. Yeter. Gerçekten biz de insanız. Biz de çok istiyoruz bulunsun. Ne olur resmi kaynakları dikkate alın dedi. Ve resmi kaynaklardan bugün bir açıklama geldi. Herkesin beklediği bir açıklama. Gözler Adalet Bakanlığı'ndaydı. Adalet Bakanı şöyle bir açıklamada bulundu. Hala 15 gündür bulunamadı. İnşallah sağ salim bulunur. Tabii devletin tüm imkanları, oradaki güvenlik güçlerimiz, AFAD'ımız hepsi seferber oldular. Dağ taşı arıyorlar, her yeri arıyorlar ama maalesef bulamadılar. Tabii soruşturma devam ediyor. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı alındı. Çünkü soruşturmayla alakalı orada televizyonlar canlı yayın yapmaya başladılar. Yani soruşturmanın selameti açısından da bu doğru değildi. Çünkü oradaki özellikle soruşturmanın selametini de korumak ve daha sağlıklı veriye ulaşabilmek gerekiyordu. O nedenle bir yayın yasağı alındı. Ama diğer taraftan aramalar devam etti. İfadeler alındı. Çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Yine orada özellikle şüpheli görülen kişilerle ilgili bir takım ifadelerden yola çıkarılarak tespitler yapıldı. İşte abisinin üzerinde bir inceleme yapıldı. Acil tıp raporu geldi. O izlerin ona ait olmadığına ilişkin bir rapor, kime ait olduğunu tespit edilemediğine ilişkin bir rapor verildi. Sonrasında amcasıyla ilgili bir tutuklama kararı verildi. Orada tabii soruşturma devam ediyor. Bizim burada soruşturmanın gidişatı ile ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil soruşturma açısından. Ama adli tıpın bir takım tespitleri var, DNA tespitleri var. Annesi ve babasıyla kan örnekleri alındı ve o araçta amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün Suç Ceza Hakimliği bir tutuklama kararı verdi. Neticede burada soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi önemli. Mahremiyet ilkesini de koruyarak bunu yapmak lazım. Dolayısıyla hep beraber soruşturmayı da bekledik ama asıl temennimiz Narin kızımıza sağ salim ulaşılabilmesi. Bütün temennimiz bu. Evet, Adalet Bakanı'nın açıklamasını izledik. Bu açıklamaya göre de aslında yine umudumuzu yitirmemeye çalışıyoruz tüm Türkiye olarak. Tabii biz böyle düşünüyorsak aileyi düşününce daha çok üzülüyoruz. Çünkü aile bizim tedirginliğimizin ya da çektiğimiz acının yüz mislinden daha fazlasını çekiyordur. Allah onların yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Narin umarım çok kısa zamanda bulunur. Yani diğer taraftan da tabii bir tutuklanma haberi geldi. Amca SG. Amca yani muhtar olan aynı zamanda amca SG. Arabada bulunan DNA'dan sonra kasten adam öldürmek şüphesiyle tutuklandı ve cezaevine götürüldü. Çok garip değil mi? Ya bir tarafta tutuklama var, bir tarafta Narin ölmedi. Henüz aranıyor. Böyle bir haber yok. Ama bir tutuklanma, kasten adam öldürmek suçlamasıyla, iddiasıyla tutuklanan kişiyi, bu haberi duyan vatandaşlar Narin kesin öldü ve ölüm haberi bizden gizleniyor gibi yorumlar yapılmaya başlandı sosyal medyadan. Bunun da açıklık getirildi. Hayır, henüz herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sadece amcanın arabasında bulunan DNA eşleşmesinden dolayı ve amcanın konuşmadığı bir şeyler sakladığından dolayı, sakladığı iması oluştuğundan dolayı bu iddiayla tutuklandığı söyleniyor.
Umarım tez zamanda çözülür. Evet, böyle olaylar maalesef en yakından çıkıyor. Yani aileden maalesef. Katil hep aileden biri olarak çıkıyor. Umarım Narin ölmemiştir. Katili de kimse değildir. Canlı, capcanlı bir şekilde annesinin babasının koynuna geri döner diye ümit ediyoruz hepimiz. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Narin Güran davasını olabildiğine takip edeceğiz. Bununla ilgili derli toplu bir araştırma ve videoyla da karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım Narin en kısa zamanda ailesiyle birlikte olur ümidiyle.